O zaman SmackDown Mae Young Classic bilmem ne tamamdır. Numan sen ne yapıyorsun? Sana da boş geldin diyelim. Hoş geldin diyelim mi? Neyse işte ya yani, takılayım aynı. Ne bak yani. Tabii gene Gür niye gelmedi gene onu bilmiyoruz. Yani. Gül işte bu yani. Gül'e anlam verebilen var mı? Yani gelir Yok. o birazdan ya. Gelir gelir. Birazdan şöyle Corbin övmeye falan gelir. Ben dayanamam söverim o zaman ya. Corbin ne abi? Neyse yapar. Bu adamın övülecek hiçbir şey yok. Neyse. Hadi hadi. Şovu konuşalım. Şov güzeldi, şov. Önce şu 205 Live değindik mi şu Jack Gallagher'ın heel turn'üne? Sıradan gidelim direkt. Spoiler verdin lan. Ben daha izlememiştim. Oha. Hadi ya. Oğlum ne? Ege. Ne? Oğlum niye sen Sıçtım izlememiş? ben az önce sıçtım var ya. Abi yani yok ya ben 2 gündür çok meşgulüm de bir tek 205 live'ı indirmemiştim abi. Hani Mae Young'ı falan indirmiştim. Telefona atıp izlemiştim gün içinde. 205'te abi o kadar önemli bir şey olamaz demiştim. Neyse Kime boş ver karşı zaten. ya? Kime Boş karşı ver yaptı artık. ya? Cedric Sağ. Alexander'a karşı. Hadi be bari Enzo'yu dövseydin. Aman zaten beklediğin gibi çıkmamış iyi. Neyse. Hadi devam. Loca'yı okuyayım o zaman Mae Young'a geçelim sonra da SmackDown geçer devam ederiz öyle. Ne Mae Young en son konuşalım ya şey. En son mu olsun? En son konuşalım. Dağılır o mevzu çok. Şovu konuşalım da biz. O Temizin. Ben zaman hem 10 olarak keserim ben. Sıkıntı yok. Loca'yı bir okuyayım ben. Bizim dışımızda. Fatty Bone 41. Bell Las Vegas'a hoş geldin. IFC. Immortal Fatal Crew. Kevin Owens Co. Balor Club 17. The Bulldoggy. Hoş geldin. Code Blue. Randy 16. Kuzey Mücküs. Mertay aka The Funky Homo Safiyan. Numan Gerizekalısı. Windham Lawrence 30-69. The Ambrose Guy. Bu ben değilim. Allah Allah kim bu? Emrah Toker ve Zigzag aramızda. Ege sana yürüyen biri var forumda. Kim yürüyor? Ambrose Guy mı? Bence isimle bir şey veriyor yani. Hoş değil. Yani hoş. Evet, Hoş tabii. değil. Meşrebine göre değişir o durum yani. Ben en azından bir tanışırdım. Hoş. Fatty Bone 41 hoş geldin. The Ambrose Guy şey mi? Unpredictable mı? Ne? Ben kızın biri zannediyordum ya. Şaşırdım. Ulan bu bizim Ambrose'culardan ya. Yani çöp sevinecek gibi komple. Sus lan. Eli direkt sevici herif. Konuşuyor hala bir de orada ya. Es lan bok ilay direkt dururken bir de Ambrose seviyorlar ya. İyi yazık. Mahal sevenler var, Corbin sevenler var deyip açılışa sarıyorum o zaman. Sarsar yardım. Yayınımızın hashtag mimarı Kevin Owens ringe geldi. İşte Kevin Owens şovu başlattığını duyurduk artık. Başrolünde kendisi var tabii ki doğal olarak. Aksiyonlarını sıralamaya başladı. İlk önce Sami Zayn'i kovacağını söyledi. Ondan sonra spikerlere bir laf attı böyle. Siz rahat olun, sizde bir şey yok ama ikinizi birleştireceğim. Nasıl olsa zaten aynısınız dedi. Sonra Facial Files'ı sevmediğini onu da kaldıracağız söyledi. Bunlar da gidiyor. Sonra yeni taklitçimiz Dolph Ziggler geldi. Shane McMahon'ı muazzam bir taklit etti böyle. El hareketleridir, WhatsApp şehir ismi. Bir anladınız olayı zaten. Sonra şakalaştı Ziggler Lovins. Ziggler gitti. Sonra başka McMahon zaten burada olmadığına göre şovumuza devam edelim derken Brian geldi. Otorite Brian olmuş maşallahı var yani. Kevin Owens şovda sana da görev vereceğim çöp temizleyeceksin falan dedi yanlış hatırlamıyorsam. İşte bu gece Vince burada olacak söyleyeceklerini çok beğeneceksin dedi. McMahon dedikleri uyuşmayacak bir şekilde uzaklaştı gitti yani. Ne diyorsunuz beyler kısacası? Valla temiz segmentti ya çok
komediydi Owens'un hani şeyleri. önce Sami'yi kovacağım. Önce o herifi kovacağım diye direkt böyle. Abi Sami şovda yoktu bu arada. Adamın şovla ilgili tek göründüğü nokta şey hani kovulma şeyi. Fikri. Bir de Dark Match'ta maç kazanmış. Aiden'in girişi yenmiş. Uzun bir aradan sonra. Wow. Abi bu arada bu Keko az önce kamerasını açtı da öyle girdi Skype'a. Siz dikkat etmediniz ama. Gördüm. Skype'ın açısı değişti bende de. Çomar. Kim girdi ya Skype'a? Ya sen niye giriyorsun? Ya of. Mehmetliler sıkılmaya başladı bile şu andan. Of. Allah kitlelere ben hitap ediyorum. Rating çeken adam benim. İstediğin kadar offlayabilirsin Mehmet Dinler. Hadi ilk segmenti yorumlayın gençler hadi. Ve Owens üst düzey bir adam ya. Yani Brian'ın da böyle bir anda böyle ciddiye bürünmesi bana çok saçma geldi. Ne bileyim güldüm ya Brian'a ya. Haftaya SmackDown Chicago'da mı? Yo. Öyle mi? Öyle var. SmackDown Chicago'daysa Dolph Ziggler CM Punk entry'si yapar mı beyler? Yemez. Ve Gürgen'e konunun içine itti gelir gelmez. Oğlum konuşulacak şey bu yani. Bu segment hakkında geleceğiz başka lan, dur da Dolph Ziggler. Dolph Ziggler segmenti var ona özel. Dolph Ziggler zaten bu segmenti basmadım abi. Sonra bir de Bayley ile Warrior'ı taklit etti ya. Ya orada o girersin. Başka bir şey tabii canım. Onlar boşlar. Onlar o rutin her hafta yapacağı şeyler bunlar. Segment değerlendirdik mi beyler kısacası? Abi Olmuş'ta geçerim ya vallahi. Bu arada bir dakika haftaki show şeyde değilmiş kardeş. Unutma yani Chicago'da değilmiş. Ne zaman Chicago'ya gidiyorlar? Yani o aklım tabii bir dakika haftaki show. Aa. Yemedi yani. Peki. Şu an bütün momentum düştü ya. Çok momentumlu gelmiştin zaten. Hadi de Ege devam edelim ya. Şu herif gene şu şeyi radyoyu trollemesin. Bu radyo linki ne? Güreş Türkiye Helenasel mi? Yes. Ha tamam şimdi nabbara koyayım hemen devam et Ege. O zaman United States maçına geçelim. AJ Styles Dillinger maçı duyurulmuştu. Maçı sonucunu zaten hepimiz tahmin etmiştik. Güzel maç sonunda AJ kemiğini korudu. Ty Dillinger pes etti. Sonra Baron Corbin denen lüzumsuz geldi gene. İşte bir şeyler yaptı. Ondan sonra kapattım ben. AJ'ye saldırmış sanırım. Tartışma konusunda okudum. Corbin ve Mahal'a boykot veriyorum artık. İzlemiyorum çünkü bu arkadaşların segmentlerini. Abi maç çok güzeldi bana kalırsa ya. Abi yani AJ Styles diyoruz da abi. Yani Taycı'nın cırdı bayağı iyiydi maçta ya. Yani maç güzeldi. Keşke senaryo alabilseydi. Adam Rumble'da debut yapalı 9 ay oldu. 9 aydır senaryo almıyor ya. Ya Jinder Mahal falan dedirtmeyin de şimdi bana. Gerçekten bilmiyorum. İyi kullanılsa yani yeni Daniel Bryan falan diye düşünüyorduk hatta radyo programında Mehmet'le. Neden? Yani kitleleri etki altına alabilecek bir şeyi var. Karakteri var. Yani tamam yes çakması gibi duruyor ten ten ama en nihayetinde hani tüm Rumble boyunca ten 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 diye saydı adamlar. Yani öyle bir heyecan yaratabiliyor. Onun için bence olabilirdi. Senaryo alsa yapabilirdi. Fakat zannedersem gene NXT'ye geri dönecekmiş. Keşke Corbin dönse. Keşke. Ya bu... hani şimdi sürekli Corbin fanı falan diyorsunuz dalga geçiyorsunuz. Ege sen de biliyorsun yani konuşturma şimdi beni burada. İnsanlar şovlara hype'lansın, şov izlesin diye ben burada Corbin fanlığı yapıyordum. Sen orada Roman Reigns fanlığı yapıyordun yani. Ama abi, olmadı. Neresinden tutsak elde kalıyoruz biraz bu aralar galiba. Ya bu, neyse Baron Corbin gömmeye gelirsek 20 dakika yerim ben. O yüzden bir şey demeyeceğim yani. Ya yerecek bir şey yok yani. Adama şans verilmedi hiçbir şey ki yok yerilsin ki. Hiçbir şey yok ki bu adamın. Sadece uzun boylu. Sadece uzun boylu. Doğru. Boy bende de var. Ben çıkayım o zaman. Beni güreştirsin Vince McMahon yani. Sen kaç boyundasın abi? 92. Corbin'den daha iyi güreşiyor. Numan da o civarlarda bir şey. Yani bayağı radyonun ortalama boyu uzun ha.
Ortalama boyu düşen tek kişi Gür bu arada. Kendisi 1.70 falan yüksek ihtimalle. 1.70 söylemiyor bu arada. Nerede 1.70? Abo. Söylemiyor boyunu çünkü yüksek ihtimalle 1.70 yani bu. O yüzden söylemiyor neyse. Ya ben ya söyleyeyim. Gitsin NFL'ine geri dönsün bu adam ya. İzlenesi bir şey yok yani. Gene sıkıyor. Hafta AJ Styles'ın muhteşemliğini kirletecek zaten. Okudum. Maça çıkacakmış haftaya gene Open Challenge'da. Çıkamaz ya. İnşallah. Bir şeyler olursa çıkamayacak o maça ya. Pay-per-view'e kadar çıkamayacak o maça. PPV'de Corbin vs Styles. Uuu büyük maç. Ya Baron Corbin kemeri alırsa ne diyeceksin? Büyük güreşçi mi diyeceksin? Baron Corbin kemeri alırsa Jinder Mahal'a yaptığımı yapacağım. Onun bulunduğu segmentleri gene izlemeyeceğim. Neyse. Abi böyle güreşçiler arada beni mahkum ediyorsa beni şirket, ben de kendimce bir şey yapmam gerekir yani. Doğru. Bu arada chatbox'ta boyumu 1.80 yazmışlar. O civarlarda bir şey. Ya 1.81 ya 1.82 ya 1.80. Nereden biliyorum? Ameliyattan önce kolumu ölçtüler, bacak boyumu ölçtüler, düz boyumu ölçtüler. Oradan biliyorum. En son ya, boyumu. Bu arada şovda Brizango yoktu. Şöyle bir haber çıkmış. Onu da değinelim hemen arada. 205'te görünmediler mi? Görünmediler. Yok, SmackDown'ı diyorum ben. Kolons çıkacakmış bunlara saldıran. Habere göre. Kolons Ya bir şey diyeceğim ya. Şu radyolarda abi dedikoduları falan böyle çok ayyuka çıkmış dedikodular dışında da konuşmayalım yani. Bu spoiler haber şimdi. Orası öyledir canım. Bak tamam o zaman. 205 live'a geçelim. Spoiler konuları çok fazla hit alıyor şeyden. Normal haber konularından yani. Yani de abi ben abi Brizango olayıyla özel olarak ilgilendiğim için hiçbir spoilerına bakmıyorum mesela yani. Doğru, ben de bakmadım. En son 2-3 haftadır burada her şeyi Ege'den öğrenmeye başladım ben ya. Sıkıntı tamam, var. Tamam o zaman abi, konuyu kapatalım, şeye geçelim. 205 live'daki görünüşlerine geçelim, gözükmelerine geçelim. Evet. Drew Gulak klasik bir şekilde 205 live'ı daha iyi yapmak için önerilerini sıralarken Brizango bu adamı geldi tutukladı. Muazzam bir segment içinde. Modaya hafta uymuyorsun diye bir tutukladı. Abi bu hafta 205 çok güzel o konuda ya. Abi 205'a zaten ana kadrodan bir şeyler katıldığı zaman böyle çok güzel oluyor. Ana kadrodan bir şeyler orada etkili olduğu zaman çok güzel oluyor. Harbiden öyle. Bu hafta ilk defa izledim ve beğendim yani. O zaman umutsuz çocuğumuza geçelim mi sıradaki segmente? Geçelim. Umutsuz çocuk Rusev. Yıkılmadım ayaktayım tarzı bir röportaj kesiyor. 10 saniyede yenildim, kariyerimin en utanç anı diye. Tabii ki içimizde harbiden gene çok gereksiz bir hareketti ya. İçimizde tabii ki umutlu olmadı. Ama olsun. Şimdi Buğra Gül gene Randy Orton gömecek belli. Sözü ben salayım yani. Yardınız siz. Ya gerçekten Randy Orton'un bu tarz bir galibiyete ihtiyacı yok. Randy Orton hepimiz tarafından yeteneği kabul edilmiş büyük bir isim. Çok büyük bir güreşçi. İlerleyen yılların en büyük jenerasyon güreşçisi, hatta dededen beri güreşçi. Drak'la beraber. Ama maalesef böyle küçük hesapların, küçük ego savaşlarının peşine düşen büyük bir güreşçi, ama büyük güreşçi kalıbı ona maalesef küçük geliyor. Karakter olarak küçük geliyor. Neden? Çünkü Rusev her zaman beklediğimiz Samoa Joe stilinde, Kevin Steen stilinde teknik, kalın bir adam, ama maalesef ne yazık ki Randy Orton'un kişisel egolarına takılarak 10 saniyelik bir maçta yeniliyor. Yani Randy Orton'a bu galibiyet ne kazandırmış olabilir? Ama Rusev'e çok şey kaybettirmiştir abi. Ya Rusev'i gözümüzde katılıyorum. Gözümüzde küçültmeyin yani Rusev'i. Gerçekten, çünkü Rusev hepimiz katılacaktır. Yani güreş yeteneği, mesela John Cena adam maçında, WrestleMania maçında Rus tankıyla falan geldi. Bildiğin Rus üretim tankla geldi. Düşünün yani gösterilen özeni Rusev'e. Öz be öz Rus tankıyla ringe geldi. Rus üretim. Ama bugün
o özen gösterilen adam çöpe atılmış bir halde. Neyin cezası bu bilmiyorum tabii. Ama maalesef... Onların cezası. Ya belki de öyle. Belki ben de öyle hala ama... onun devam ettiğini sanmıyorum ya. Ben de zannetmiyorum ya. Bu onun çünkü cezasını daha... ne zaman aldı peki? Hatırlıyor musunuz geçmişte? Tam aklıma gelmiyor. Abi herifin ya şey... O hikayede Ziggler falan çıktıktan sonra işin içinden yani Rusev ne yaptı? Tokat manyağı oldu sürekli. Ya ben şey anlamda diyorum şimdi Enzo'ya ceza vermek için onu şarkın içine soktular yükseklikten korkuyormuş diye. Ya onun da gerçek olduğunu hiç sanmıyorum ya hani. Bu arada zaten şu an Rusev'in yaptığı Lana yüzünden değil zaten yüksek gitmez kaçının yetkililerinden habersiz kestirdiği için yani şu an böyle ortada da o şekilde yenildiğini düşünüyorum. O da ben. Var o da var o da izinsiz. Saçını yani, izinsiz kesmiş adamlardan. Bu arada hani şey ben şey konusunda hani bu galibiyet Randy'ye hiçbir şey kazandırmadı. Rusev'den çok şey kaybettirdi de konusunda kesinlikle katılıyorum da bunun Randy'nin kişisel egosuyla alakası olduğunu hiç zannetmiyorum. Ben yani ya bilmiyorum. Benim şey, böyle bir hani sürekli abi, bir hani o, John Cena yakalama o, çabası var ya Randy Orton'da. Ondan abi, ötürü diyorum ben yani. Abi hani 10 saniyede yenecek booking'i abi herhangi bir güreşçinin önermesiyle kabul edilecek bir booking değil o. Yani herhangi bir güreşin istemesiyle kabul edilecek bir booking değil o. Dahası abi Randy'nin şöyle şeyleri olsa Jinder Mahal'e patates olmazdı yani hani. Bence Randy'nin bulunmak istediği son feud ya Jinder Mahal neydi abi ya. Hani yani şey ben çok açık söyleyeyim ben Randy'nin kazandığı maçı kaybettiği maçı bu kadar sallamadığı hiçbir dönem hatırlamıyorum yani. Yani Karagos'un bu kadar zayıf olduğu başka bir dönem hatırlamıyorum. Ya şöyle düşünebilir miyiz peki Mehmet? Randy Orton Jinder Mahal karşısında patates oldu. Rusev karşısında da hero olarak bir ödül verildi Randy Orton'a. Böyle bir tahmin güdebilmemiz sence mantıklı ve mümkün mü? Mümkün ama dediğim gibi yani şey şu booking'i Randy'nin kafasından çıktığını ya da hani Randy'nin buna hevesle yaklaştığını falan filan hiç zannetmiyorum ya. Hani şu booking çok absürt bir booking çünkü. Sadece böyle sürpriz bir şey SummerSlam'da sürpriz bir şey olsun düz maç göstermeyelim diye düşündüler. Ve hani akıllarına gelen ilk şey korkunç bir şey oldu bence yani. Olabilir tabii bu da mantıklı mantığa dayandırılan hani bir şey. Ben Randy çünkü WWE'nin bu alışkanlıkları WrestleMania'larda falan ya da Royal Rumble'larda hani 2 saniyede 1 saniyede elenen adamlar. Mesela yanlış hatırlamıyorsam Owen Hart'ın o tarihe kara leke olarak geçen rekoru değil mi? Owen Hart değil rahmet, galiba. Rahmetlinin. Hart rahmetlinin hangisiydi hatırlamıyorum. Owen Hart değildi galiba ya. Santino Marella kırdı o rekoru da şey. Kırdı ama ya. İlk üçte ilk beşte yani hala. Tabi. Rahmetli Hart diye hatırlıyorum evet. Yani şey bu hani şey. Yani Randy Orton'un egosu olduğunu hiçbir zaman inkar etmiyorum da. Son dönemde hani abi hiç o kadar salladığını zannetmiyorum ya. Abi adamı sadece sosyal medyadan takip etsen. Hani ringde ne olup bittiğini o kadar umursamadığını anlarsın yani. Çok çok acayip. Çok eğlenceli bir adam yaşadı Allah'ını. Abi adamın şu an güreşle alakası yok ya. Adama şey desen. Kanka sen bugün şova gelme desen. O iyi tamam diyecek yani hani. O modda takılıyor biraz. Bugün var mıydı şovda? Konuşacağım şu SmackDown'da ben hatırlamıyorum. Orton mu? Yoktu galiba. Yoktu. Öyle. Demişler bak sen bu şov gelme abi demişler. Bu da gelmemiş yani. Evet Ege. Şimdi mal segmenti beyler. Açıklama yapmak istemiyorum. Üşendim. Konuşun. Nakamura'ya gömdü segmenti abi. Nakamura'ya dalga geçtik sırası. Ya o bu. Ne? Resmen beslenme çantasıyla kafasına vuracak Nakamura'nı zannettim. O ilkokul 3 seviyesi laf soktu ya. O ne ya? Gerçekten Jinder Mahal yani böyle bir şey gibi yani bir amelelik herkese amele yapmaya çalışıyor adam. Abi, çok değişik bir tip yani. İlkokul 3 seviyesi değil de numan seviyesinde laf soktu diyelim buna. Ya çok komik. Abi çünkü ciddiyim benim numandan Nakamura hakkında duyduğum yorumları tekrarladı herif. Doğru.
Spastik. Şöyle gülüyor, böyle titriyor. Ama abi doğru söylüyorum ben de yani. Spastik abi. Abi tamam abi ben de diyorum ki Numan seviyesinde espri yaptı adam. Hani. Abi ben adam doğru. Var. Ben espri yaptım. Aramızda da segmenti seven bir tek sen varsın. Çünkü ben Nakamura hate'im. Mehmet Dinler. Nakamura istemiyorum. Adam nasıl durdu? Ya Numan bırak abi, niye anlatıyorsun ya? Niye anlatıyorsun oğlum? Bırak ya. Bravo Mehmet Dinler. Kesinlikle çok doğru bir noktaya parmak bastı ya. Neyse beyler öyle bir ana gidip şu anda Mehmet'le Burak ikisi de ilk defa aynı tarafta. Farkında mısınız? Oğlum bu o kıyamet geliyor galiba. Farkında mısınız? Kim horluyor? Ege uyan Ege. Tamam bitti mahal konuşmamız. Uyan. Tamam. Herif horluyor bildiğin ya. Ege diğer segmente geç. Çok dağıldık Ege. Diğer segmente geç. İşte mahalı görünce hissettiklerini bunlar gençler. Tamam şimdi dönüyorum. Bundan abi, sonra mahal her konuştuğumuzda ben böyle uykuya dalacağım. En azından 5 dakika uyuyorum ya. Kendime geliyorum. 2017 yazının radyolarını hayatım boyunca unutmayacağım ya. Ya 2016 Ravına şükrediyorum şu anda. Kardeş gerçekten biz ne çekiyormuşuz diyeceğiz ha ilerleyen senelerde. Tamam şimdi biraz coşkuyu arttıralım. Kevin Owens şovun hashtag sahibi gene. Sami Zayn'i gördü. İşte beraber güreşik sana şans kapısı veriyorum şükret falan filan bu havalara girdi. Ama Sami Zayn gene gururlu, asi ve zengin olan fakir kız havalarına girerek Owens'a çalışmaktansa güreşli yerlere dönerim. Sana ihtiyacım yok. Köpek havalarına giriyor ve gidiyor. Keşke dönse. Yok Sami çok işe yarayacak. Bak yarayacak yani. Sami Zayn'i sevmeyeyim falan değil yani. Şu anda abi adam kas denen bir yerin dibinden çıkamadı. O yüzden diyorum ya. Survivor Series'de heel turn. Sen bana güven. Artık bir şeyler olsun da yani. Şeyini satıp Owens'ın şey tarafına geçecek. Fatty Bone 41. Kim ya? Fatty Bone 41 diyor ki no things in hell. Kim heel olacak abi? Konuyu kaçırdım. Sami Zayn diyor. Abi Sami Zayn nasıl heel olsun ya? O adamın suratını görünce Bailey gibi oluyorum ya. Yani şu var. Çok ben zor. Bak ben de Jack Gallagher'ın heel nasıl olacağını düşünüyorum. Bu adam bazı öyle bir surat baktı ki yani korktum ben yani şahsen. Olabilir mi? Niye olmasın? Jack Gallagher vahşi bir adam ya. Ondan heel çıkar yani. Abi şemsiyesi doğru. Falan var bu adamın. Gerçi Sami Zayn de Suriyeli yani. O da olabilir heel. Şimdi bir düşündüm de gerçekten. Yok kanka mümkün. Ondan dilenci olur heel değil. Doğru. Haklı. Şimdi o zaman gençler şovun ıslatan maçına geçeyim mi? Geç. Hangisi? Tabii ki takımlar evet, şampiyonu chat. Maçı. Peki yani chatbox'a önden chatbox'a bir soru sormak istiyorum. Ya da segmenti sen anlat soruyu ben sorayım. Kişisel olarak bu şova 5 yıldız vermemiz sebebi olan maça geçiyorum. New Day vs Usos muazzam bir maç. Çok anlatmaya gerek yok. Zaten herkes o maçı gönlünde yaşadı. Islandı yani. New Day kazandı. Hepimizin tahmin ettiği gibi. En sürpriz olmayan... Bir dakika. Hepinizin tahmin ettiği gibi... Ben de tahmin ettim. Tam bunu soracaktım. Bir daha söyle. Tam bunu soracaktım. Bir saniye. Ben konuşmaya ne oldu? Ben dedim inanmadınız. Ne oldu şimdi diye girecektim. Ben de seninle tahmin ettim. Ben de seninle aynı şeyi tahmin ettim. Ya ben bırak hadi. Soracağım. Bırak ya. Hemen parantez açayım. Bir soru sorayım chatbox'a ve yorumcu arkadaşlara. Sizce Street Fight mücadelesini arka sokakları çocuğu olan Usoların kaybetmesi onların momentumunu sıfırladı mı? Evet. Alakası bile yok. Ya Mesut komiserli Hüsnü komiser çıksın bir dahaki maça sana kalırsa. Burak Gür. Abi ya. Undertaker'ın kaybettiği mezar gömülme maçının haddi hesabı yok. O başka bir şey tabii. O başka bir şey değil abi. En iyisi kendi maç türünde yenilirsin abi. Bak. En temizini gömdü bu adam mı? Hayır. Bak Undertaker gömülüyordu. Gömüldükçe gimmicki ve momentumu artıyordu. Neden? Herif çünkü ölü adam beyler.
adamın karakterini güçlendiriyordu doğru da o maçta yenilmesi. Şimdi başka bir şeyden bahsediyoruz. O açıdan düşünelim. Yani abi şu Feyyod'un sonunda tek yenilgiyle şey hani sorun yaşayacak kadar momentum düşecek kadar bir şey yok abi. Bu Feyyod'un momentumu o kadar yüksek ki bu Feyyod'u kaybedenin momentumu düşmeyecek. Kaldı ki tek maçta düşsün yani. O kemer daha şey hani frisbee oynamaya geri dönecek o kemer. Bu yani kadar da olabilir. Beyler arka sokaklarda en çok kimi seviyorsunuz? Yani dur bir şey diyecektim. Şunu söyleyeyim sonra söylersin onu dur. Forumda bir haber çıktı bugün. Kofi de sakatlanmış herhalde dün geceki live event'ta. Bir şey olmaz. Ne bir daha söyle. Kofi dün geceki live event'ta sakatlanmış diyorlar. Ne kadar haber doğru bilmiyorum. Olabilir. Zevir ve şey de götürür yani. Hani. Şu var çünkü şu an Zevir de sakat. Öyle bir durum var. Ya Zevir'in bir sakatlık dönemlerini iyi biliriz. Zevir'in sakatlık dönemlerini iyi biliriz. Döner o geri. Zevir zaten kısa zamanda dönecek diye biliyorum. Code Blue demiş sıfırlamadı ama kötü etkiledi bence. Bu kötü çocukların Street Fight'ı kazanması gerekiyordu diye düşünüyorum. Fakat momentumları yerle bir olmadı dediğiniz gibi demiş. Tabii ki momentumları yerle bir olmadı doğru. Agacım bu adamlar Rap Battle'ı da kaybettiler normalde sözde yani. Orada da momentum yerle bir olmadı. Bence Rap Battle usular abi. Normal değil mi? Yani. Sonuç olarak onlar kaybettiler. Yani. Yok abi Rap Battle'da da şey yaptılar hani kavga çıkardılar abi en sonunda yani evet. Şey kaybetmenin bir numaralı göstergesi yani aynen. Kavga çıkarmak zorunda. Ya, kaybettiler ama, abi. Ya hayır görünürde kaybettiler ama attıkları sayı karşı tarafın ikilikse onlarınki üçlüktü yani o açıdan diyorum. Yani şey abi hani ya kötü etkiledi. Abi kemerin bu kadar sık el değiştirdiği bir yerde tek yenilgiyle öyle hani momentum falan gitmez abi. Abi şeyde bu adamlar kemeri ilk kaybettikten sonraki şeyi hatırlıyor musunuz? İlk SmackDown'da ne yaptıklarını. Adamlar bildiğin domine etmez New Day'i. New Day ilk defa kemer kaybettikten sonraki SmackDown'da ne yaptıklarını hatırlıyor musunuz abi? Hani adamları yok gömdüler. Kemer kaybetmeyle momentumu düşecek bir takım değil Yusuf. Yusuf. Erdoğan. Ya aynı şekilde New Day de öyle zaten. Tabii. O yüzden bu Feyyod'un bu kadar güzel olmasını ve kemerin bu kadar el değiştirmesine rağmen hani bozulmamasının sebebi bu yani hani. Doğru. O zaman ıslanma seansımız bittiğine göre herhalde. Bu arada ben maçı çok sevmedim ha onu da söyleyeyim. Diğer maça gibi değildi. Son pay-per-view'un kick-off'undaki maç, SummerSlam kick-off'undaki maç o kadar üst düzeydi ki yani ben o yüzden bunu çok da sevmedim ya. Ya o değildi. O değil. Şimdi chair shot vardı yani. Ben bir şey diyemeyeceğim. Aa çok sertti bu arada hakikaten ya New Day sert olduğu zaman da çok seviyorum. Çok sertti. Ama ne bileyim o son maçları o kadar standartı o kadar yukarı çekti ki benim gözümde ben o yüzden çok da sevmedim. Islanmadım öyle söyleyeyim. Kaliteli maç amenna ama ıslanmadım. Zenci sevmiyorum. Mehmet Dinar ıslanmadı. Gür ıslandı mı ıslanmadı. Yok ben beğendim abi chair shot vardı bir dakika ya. Chair shot olan maça ben hayır diyemem şu dakikadan sonra. Her hafta Street Fight olsun abi. Sıkıntı yok. Ben izlerim. Benim sıkıntım şu. Ben sonucu beğenmedim ya. Bir usufan olarak şu an ağlıyorum yani. Maç izleyen o kadar kazanacak diye hype yaptı. Böyle bir anda kaybedince böyle mal gibi kaldım böyle. Ekrana 15 dakika baktım böyle mal gibi. Ben de usufanıyım ama abi. Şöyle kaybetmeleri çok hoşuma gidiyor ya. Kemeri bir daha alacaklarını biliyorum çünkü. O zaman ikinci sıkıcı maça olaya geçelim. Kadınlar maçı. Bir tarafta maç sıkıcı ama kenarı zevkli. Ring dışı zevkli. Çarpılacaksın. Bir gün çarpılacaksın ama hayırlısı. Ring dışında. Bir gün böyle radyo yayında çarpılacaksın. Otobaka niye maç zevkli miydi? Ne? Otobaka. Abicim yani maçın spiker takımı da maçın içindedir abi. Hani hayır ben saf ring için diyorum. Natalya Naomi kısmını diyorum. Carmella'yı şimdi öveceğim. Hayır, o ring içi kısmında Carmella arkadan konuşmuyor muydu? Yani. Şimdi o zaman abi, o tasma olayına geleyim. Geçen hafta biliyorsunuz bunlar öpüşmüştü. Carmella James Ellsworth öpmüştü daha doğrusu.
Bu hafta da Ellsworth'un boynunda güzel bir tasması var. Carmella onu kontrol ediyor. Efsane o ya. Abi, hanımcılığın en üst level'ı galiba James Ellsworth ya. Carmella fantezilerini inşa etmeye başladı şu anda. Tebrik ediyorum kendisini. Of ya. Ya şey hani. Efsane. Hakikaten köpeği yaptı ya. Bahar ya. Abi ben bir de emeklese yerde olacaktı. Abi ben Mike Kanalis'ten öte bir gavat olamaz diyorum ama bu ondan beter oldu ya. Yanlış mıyım abi ya? Abi bu ondan beter oldu. Bildiğin köpek gibi geldi ya. Umarım gelecek haftada emekler bir de yerde böyle. Şşt, havlar bir de. Olur niye ya, olur? Yapar yani. Yapsın ya. Abi. Abi Carmella bak. Şeyi Money in the Bank'i kullanana kadar Ellsworth'la abi uğraşacak ve hani Ellsworth sayesinde Money in the Bank'i alacak, şey kullanacak, cash'in yapacak, sonra da kovacak abi. Sonra da Ellsworth'un kariyer tepe taklak gidecek. Ya bu Ellsworth kullanırlar illaki bir şekilde. Bence. Ya umarım abi, adam çok eğlenceli ya hani. Ya 2016 sonlarını sövüyordum ben çünkü TLC'deki rezillikten sonra. Ya sen Ambrose kaybettiği için sövüyorsundur geçen. Abi yani. Çok mantıksızdı Allah aşkına. Mantıksızdı, ben ona bir şey demiyorum. Çok mantıksızdı. Ama hikaye içinde bir şey hani saçma olduğu için bir şey demedim yani hani. Tutarlı bir saçmalıktı en azından. Yani Daniel Bryan herifin götünü kaldırdı. Herif de patladı en sonunda yani. Ben o hikayeyi öyle değerlendiriyorum yani. Çok hani hikaye dahilinde çok tutarlıydı. Ben o yüzden sevdim. Saçmaydı ama sevdim. Tasmayı beğendiniz mi yani kızacağızım? Abi tasma bir de şey ya hani kürklü ya tasma da. Abi düşündükçe gülüyorum ya. Düşündükçe gülüyorum yani. Of. Yani gavatlık level çok 31. Yüksek. Maksimum abi. Maksimum. Gavatlık level maksimum yani. Çok yüksek ya. Hani Carmela'nın onu yaptığı ya şey abi bu herif bir de Ronda Rousey ile falan şey fotoğraf çekiliyor ya. Ulan Carmela'nın bunu yaptığı şey hani adam ama Ronda neler yapar diye düşünmeden de edemiyorum şimdi. Azamaz. Ya bu arada şey, bu arada maç da kötü değildi hani onu da söyleyeyim yani maçın kendi teknik kısmı da kötü değildi. Ama yani şey sıkıntısı kötü olay. Naomi'den kurtulduk. İşte olay onun olmamasına doğru yöneldi sanki ama. Bence de. İnşallah hani olmaz. Ya, hani şeye bu kadar net karışması maça hani ne hani. İşi biraz hani Naomi'nin bir maç hakkı daha alacağına dair bir hissiyata soktu beni. Umarım yanılıyorumdur. Umarız. Ama hani şeyi de düşünmeden edemiyorum. Natalya'nın karşısına kim çıkabilir? Tamina. Heel versus heel. Üstüne Money in the Bank sahibi de heel. Ay bir şey olmaz. Kardeşim Bayley gelsin bu brandde. Niye Bayley yok ya? Bayley sakal kardeş şu anda. Doğru. Ne zaman geri dönüyormuş? Net bir daha bilgi var mı? Daha kesin bir şey yok da. Döner. Charlotte da 5. haftasını geçirdi. Show'da yokken. Becky ile beraber. Artık arkalının yıldızlı isimlerinden oldu ikisi de. Harbiden ya. Abi hala niye yani? Ben de anlamıyorum gerçekten. 5 hafta oldu. Gerçi sayıyorum yani bunu. 5 hafta. SummerSlam'ı da sayarsa 6 show. Üff. Altı şovlu. Aç bir yerde. Abi Charles'ın çok ne bileyim çok bayat geliyor bana SmackDown kadın divizyonu ya. Tam böyle arkalarında çay videosu çekmekten ama. Başka bir şey yapmıyorlar artık harbiden. Ürücü bir durum. Arada böyle abi tamam şöyle Charles'ın böyle ahım şahım bir fanı değil mi abi kadını özledim ya. Vallahi özledim yani. Abi bu arada Tamina falan da hani tam böyle hani bir şey yapıyorlar yükseliyor diyoruz falan filan şey yoktu değil mi şovda? O da yoktu. Ya ben hani SmackDown'a çıkarılmayan isimleri anlamıyorum ama yani anlamayı da çok istiyorum ama ne bileyim pek anlatamıyor WWE. Road Dogg'ı zaten ben hiçbir şeyini anlamıyorum. Booker'ları olduğu için.
Bak Ryan Ward varken mis gibi şovlar izliyorduk yani. Bir etkeni var sonuçta bu adamın da. Sonra bunu Raw'a saldılar. SmackDown'a bu Roadblock'ı geçirdiler. Şovlar bu halde. İşte abi Triple H'in kankası olmak. Yani o zaman Triple H'i de çevresi kötü. Yes. Ne yazık ki. O zaman Aiden'in gidişi Kevin Owens şarkı söyleyebilirsin diyor. Sesi çok güzel diyor. Kevin Owens şov namesi çekiyor Aiden buna. Bu Aiden'la Kevin'in ilişkisi de çok ilgi çekici. Dediğimiz gibi takım maçına gidiyor olabilirler. Böyle yani kısacası küçük bir segment. Ne diyorsunuz beyler? Takım maçına mı gidiyoruz yani? Ha. Abi yani Hell in a Cell'a sonra bir Survivor Series'e çıkacak yani takım maçı. Belli oldu yani. Yavaştan. Çok belli ediyorlar yani. Yani şey yavaş yavaş hani böyle bütün heel'lar bir tarafta, bütün face'ler bir tarafta değil de böyle ufak ufak hani şeyleri toplamaları da hani güzel oluyor bence. Şimdi Dolph Ziggler'ı da muhtemelen hani alacak takımına şey. Owens. Aiden English'i alır. Başka kimi alır mesela? Corbin'i almaz mesela. Yani şu aşamada Corbin'i girmez oraya. Corbin girmesin çünkü o maçı izlemem. Ha izlemezsin. Bekle izlemezsin. İzlemem. Boykotumu koydum yani artık. En azından doğru lan gerçi WWE rating kazandırmıyorum ki böyle de. İzlerim anasını satayım. Corbin hakkında tweet atma. Yok zaten bir atıyor. De şey YouTube'dan şeyini izlemiyorum Corbin'in. Videosunu izlemiyorum. Görüntüleme kasmasın benim üzerimden. Ege çöp Ege. Sus lan. Ege'cim geç bunları ya. O zaman. Ya birader. Söyleyeceğim. O zaman şu söyle yavrum. Yavaş. Söyle balım. Şu ortadaki tek team'i çıkaralım. Sonra da biraz Ziggler konuşalım. Sonra da zaten ana segment. Hype Bros vs. Shelton Benjamin ve Chad Gable. Güzel bir maç sonunda Gable ve Benjamin kazanıyor. Maçı bilseydik tahmin ederdik. %99. Ryder'dan heel turn CEN'ini aldık. Kızıp küsüp gitti. Ondan Shelton sonra... Benjamin mi kardeşim? Of muazzam ya. Tamam, abi hiçbir şey kaybetmemiş. Başkan bu hangi seviye ya? Çok şey kaybetmiş de çok şey kaybetmiş hali bu adamın yani. Hani. Yani çok şey kaybetmiş haline aynen öyle yani. Adam hala kendini hissediyor ben yani. Onu, Mojo Rawley'i sevenler var hala. Bu beni üzüyor. Gençlerin kim? Bu halde olması. Ne? Mojo Rawley'i sevenlerin olması. Ve bunların birinin moderatör kadrosunda olması. Yani çöp sevici. Birisi Doge, birisi de zaten bizim Alpi. Çöp sevici. Yani üzülüyorum günümüz gençlerinin bu halde olmasına. Keşke onlara ben daha iyi bir gelecek kazandırabilsek. Çok şey yapmayın şimdi. Biriniz Eli Drake, biriniz Ambrose fanı. Yalnız Eli Drake'i izlemeden konuşursun sen de yapma yani böyle gözünü seveyim. Hadi bir keko izliyordu ben dalga geçiyordu. Benim izlemediğim bir şey yok abi. Hani Japonlar Numan, dışında hiç... izlemediğim bir şey yok. Sen konuşma sen zaten doğuştan çöpsün. Ya şu GFW Network gelse de alsam bari. Sus. Tamam o zaman. Segmenti değerlendirelim. Hangi segmenti? Maçı mı? Aynen maçı segment diyorum normal. Aklımı karıştırdın. Leş herif. Ya abi maç güzel maç. Abi hani yani şey Shelton Benjamin, Chad Gable hani iyi uyum sağladılar neyse ki. Ya Zack Ryder'ın hani böyle tepki göstermesi de en azından Hype Bros'tan da bir şeyler çıksın ya. Hani ben o yüzden sevindim yani hani. Ayrılmayabilirler. İkisi birlikte heel turn geçirebilirler asıl. O olabilir. Hani belki. Çünkü şey şimdi iki tane face tag team var. İşte şey Chad Gable, Shelton Benjamin ve New Day. Hani Breezango'da hatta face tag team. Usos var. İşte başka kim var? AOP ki? Gelir muhtemelen yakında. Bir ay içinde. Gelir de onlar saymonları şu anlık. Belli olmaz o da yani. Belli daha. Olmaz o da. Onlara almazlar herhalde ya. Hiç kimse yok şu anda ya. SmackDown'ın tek team olarak böyle. Başta yani hani. Bir de Ascension var da. Ascension'da yok yani hani Ascension yok. Falan yok yani hani. Yani Zack Ryder, Mojo Rawley, heel turn
Ya bu seyirciyi bu kadar eğlendiren tiplerin heel turn olması yapması hep hoşuma gider ama hayır, sıfır yetenekle sadece seyirciyi gazlayabilen adamların heel turn yapması da hiç hani şey iyi bir fikir gibi gelmiyor bana. Öyle söyleyeyim. Zaten yüksek ihtimal takımı bozacak gibi geliyor bana ya. Yani takım artık ayrılacak gibi geliyor. Ya takım olmazlarsa da hiçbiri halt olmaz onlardan yani. WWE'nin biraz da olsa Mojo Rawley fetişi var. Bilmiyorum sebebini de onun. Kaslı. Amerikan futbolu oynuyormuş işte daha önce. Onun yüzden işte ya. Kardeş her kaslıya da bir şey yapmıyorlar yani ha hani. Yok Vince McMahon seviyor onu ya. Sıkıntı orada haberde falan çıkmış hatta bir ara falan. Adam ya hadi... forum seviyor. Adama şey verdiler abi. Yani Andre the Giant şey verdiler yani. Şeydi WrestleMania'da. Oy. Elim ayağım titredi. Yani hatırlamışsınızdır o anı yani. Tamam o zaman Ziggler'a geçelim artık. Daha meyyan konuşacağız. Aynen geçelim Ziggler'a. Evet. Ziggler candır ya ben çok sevdim segmenti gene. Evet. Ziggler'ın bu seferki kurbanları açılışta Shane McMahon'ı saymazsak Bayley ve Ultimate Warrior. Bayley'i çok beğendim. Ultimate Warrior da hoştu. Evet ikisi de efsaneydi. Özellikle Bayley'i denen var ya. Bitirdi beni ya. Koptum benden evde yani. Yoktum yani. Abi sürekli izledim ya. O kadar güzel bir segment ki bana kalırsa. Ya şöyle bir şey diyeceğim. Şimdi Ziggler taklidini yapıyor. Sonra seyircilere böyle bir bakış atıyor. Tam giflik o. Gene bu gerizekalılar gene gülüyor bakışı bildiğin. Yalnız Bayley'in şeyini çıkar. Bayley'in şeyleri geliyor arkadan böyle. Ne dinliyor onu bilmiyorum. En son gidip onlara vuruyor. O çok güzeldi abi ya. Abi çok iyi. Çok tam Hollywood'luk adam ya hani. Valla güreşlik de değil. Tam Hollywood'luk adam yani. Yetenekli. Abi, yalnız şey. Abi çok komikti ya. Açılıştakinin üstü yok bende ya hani. Naomi'ler falan filan değil abi hani. Açılışta şeyini yaptı ya hani şey böyle işte. Elleri kolları. Bir de tam o anda ve şey hani Owens'ın da tepkisi hani şey böyle. Şeyin gelemez şeyin cezalı falan. Abi o çok güzel oldu hani. Vay be af ya sevdim ya valla. Abi şanlı Hager Hazretleri diyenler var chatbox'ta. Abo. Herkesin fanı varmış forumda gerçekten. Şanlı Hager Hazretleri mi? Evet. Kim Hager? Bayley'ci işte Mert Demirağ arkadaşımız. Kardeşim Bayley'nin fanı olmak kadar doğal bir şey yok ki ya. Niye? Yeah. Abi siz Bayley'i bu kadar ezikliyorsunuz da abi Bayley'nin zirve nok... Ses ne be? Ve geldi ya, yine. Ya gür gene geldi. Hani abi Bayley bir zirve nokta gösterdi. Zirve noktanın yarısını gösterdi abi NXT'de. Herkesin dibi düştü abi. Hani ya, abi NXT'deki... NXT'deki booking ana kadrolardaki booking arasında bu kadar farkındayım. Ya mesela ben Ambrose Reis diyorum ama Ambrose hak ediyor. Bunun farkındayım. Bayley Hazretleri falan yakışmıyor hiç ne bileyim bunu ya. Bayley aşkı falan demeliyiz. Abi bunun şey aman bütün kadın güreşçileri anca aşkım diye mi seversin? Ben öyle sevmiyorum da. Abi sen şey kadın maçlarında şey mastürbasyon için mi kullanıyorsun? Al işte. Ne anlaştı evet. Abi? Söylediğin şeyin neye anlama geldiğini düşün öyle söyle yani. Ya onunla onun ne alakası var abi? Abi evet. Forum kitlesini biliyorsun zaten. Sen forum kitlesini. Hayır. Bayley'i diyorum ki çok gereksiz gömüyorsunuz abi. Bu kadın kaliteli bir güreşçi. Evet. Kaliteli bir güreşçi olduğunu da defalarca gösterdi. İyi booking almıyorsa abi bu onun kalitesini sorgulamanızı gerektirmez yani. Ya kadınlar reis ne bileyim biraz garip duruyor o bakımdan diyorum ben. Kardeş. Abi şey ya, hani herkes... Bu ne boş bir tartışma lütfen sıradaki segmente geçelim. Sana ne ya? Bana ne sen niye geldin lan? Ne kadar yapıyorduk sen niye geldin? Hadi beyler şimdi ben size segmenti salıyorum. Segmenti ben anlatayım yoksa siz direkt dalın mı? Nasıl yapalım? Hangi bence segment? Owens main event. Anlat şöyle bir anlat. Öyle bir anlat da böyle kimin diyene geçme anlat. Müthiş çevirinde bir anlat. Kevin Owens ringe geliyor. Main event'te Vince McMahon'le konuşacaktı. Vince McMahon face olarak döndü. Bu seferki karakteri de bu. Meseleye geldi. İşte Shane'i neden kovdu? Çünkü Owens'a zarar vermesinden korktuğunu falan söylüyor. Sonra Owens'ı kovuyor.
Ondan sonra onun şeyin ona saldırdığını diyor. Şeyin işi bitmedi diyor Vince McMahon'de. Ondan sonra Owens vs. Shane Hen'le Sel maçı duyuruluyor. İlk maçımız hayırlı olsun Hen'le Sel için. Mahal Nakamura resmi olarak duyurulmadı çünkü. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben duymadım, görmedim. Ondan sonra Owens Vince'den söz istiyor. Maçın şartı da belli oldu. Kaybettiğimde veya McMahon'a vurduğumda beni kovmayacaksın değil mi diyor. Bu söz çok önemli. Bu söz çok önemli. Kazandığında... Maçı kazandığında yönetimde olacağım diyor. İkili el sıkışıyor. Vince'den sözü alan Owens nasıl olsa McMahon'a vurunca yasaklanma yok ortada. Kafayı gömüyor. Karnına tekmeler, super kickler, frog splash'ler, kızgın bakışlar, stinlendiğiniz hashtag'in hakkını veren hareketler. Ondan sonra Stephanie McMahon geliyor. Seth Rollins kıyafetiyle bildiğiniz. Ona benziyor yani. Owens'a buradan git falan diyor. O da bir face'imsi hareketler yapıyor. Vince kanlar içinde yerde kalıyor. Owens hepimiz ıslatarak şovu kapatıyor. Şimdi öncelikle Vince Owens'ı kovmadı. Eğer dava oldu. Açarsan hani dava süreci hani şey olmayacak. Hani senin için hayırlı olmayacak. Ben hayatımda bir tane bile dava kaybetmedim. O yüzden milyoner oldum. Dava açarsan senin duyacağın tek söz you're fired olacak diyor. Yani hani dava yıllarca sürer, sen de işsiz kalır sürünürsüne getiriyor lafı. Tamam. Yani, kafa kanaması. Vince McMahon nasıl başardığını ilişkin haberler de var böyle. Söyleyeyim mi onu? Söyle. İşte kafasına blade job yapmış, sonra yarayı kremle falan kapatmış. Ondan sonra bir daha Owens kafayı gerçekten gömdü Owens, yani bildiğimiz tekmeler gibi değil böyle. Kafayı bildiğin sokak kavgası gibi gömdü, yara gene açıldı. İyiymiş, ben merak etmiştim ulan burada ne ara yaptı diye, çünkü hani şey blade job yapacak şey zamanı yoktu adamın yani hani. Hayır, bir de blade job yaptıysa da güzel bir korunma var orada. Kanamayı krem sürmüş aynen. Kanamayı durdurduktan sonra o denli hızlı tekrar başlaması büyük bir, yani büyük bir başarı gerçekten, segment buram buram kalite ve eskileri hatırlatıyordu. Stephanie dedi işte. Stephanie dedik zaten Seth Rollins kıyafetiyle. Ona benzemiyor mu Seth Rollins 2015 kıyafetlerine? Ya burada ne çıkarmamızı bekliyorsun sevgili Ege Yürüten? Benzerlik sadece, durum tespiti. Oğlum kadının giyim tarzı o gün için o yani. Ve bu arada şey yani şey Stephanie öyle giyinmeyi sever yani, dar giyinmeyi sever. Yok, darlıkta sıkıntı yok. Çizgileri falan Rollins'e benziyordu da ondan dedim. Çok altında anlamaramaya gerek yok. Yani. Altında anlamaramaya gerek yok. Mana gerçekten... aramıyorum zaten ya. Şimdi Buse'yi bağlayacağım. Şimdi o seviyeye geldik ya. Yok. Gür. Tamam, evet. Sen şimdi çıkabilirsin. Manyan Klasik konuşacağız. Daha bir dur ya. Daha segmenti konuşmadık, bitirmedik. Ne? Abi yayın 50 dakikayı, 55 dakikayı geçmesin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hepinizi tamam. Çok seviyorum. Canım benim. Manyan Klasik'i kaydetmeyeceğiz. Ben keseceğim bunu sonrasını. Hadi teşekkür ediyorum. Mehmet dinlerim, ben bu segmenti muazzam hislerle izlediğini tahmin ediyorum. Biliyorum de diyebilirim hatta. Sözü ben dinlere salıyorum yani. Vallahi abi Owens'ın ezildiği bir segmentten bu kadar keyif aldığımı hatırlamıyorum. Hani yani ciddi anlamda keyif aldım. Ciddi anlamda ıslandım. Bir de yani gerçekten hayatımın en kötü bir kaç saatini yaşarken muhtemelen. Çok iyi geldi yani hani. O açıdan WWE'ye bir teşekkürü borç bilirim. Ben bu yüzden WWE'nin köpeğiyim arkadaşlar. Yani ne kadar nefret ettirse de 5 dakikada falan böyle... Bütün hayatınızı topluyor, bütün keyfinizi yerine getiriyor, defoluyor, gidiyor sonra. Ve bunu ya favori güreşiniz ezilirken yapıyor. Çok takdir edilesi bir başarı gerçekten o yüzden. Ya Hell in a Cell'deki maç kesin de ben bir de şeyi konuşmak istiyorum. Hani şey, bu Survivor Series'deki takımlar ne olur? Kimleri alırlar? Hani onu Emre Toker'in yorumu var, onu okuyayım ben o zaman. Kendisi demiş Team Owens için. Owens normal olarak. Rusev, Jimmy ve Jey Uso, Aiden English, Shane'in takımı içinde, Shane'in kendisi, Sami Zayn, Tyler Breeze, Fandango, yani Brizango ve Randy Orton.
Tahmini bu yönde. Şey. Pendleton olmaz. Brizango oraya girmez. Randy'nin girmesi çok ilginç olabilir. Çünkü Randy'nin yaptıklarını yaptı ya Kevin Owens biraz. Aynen. Aynısı izlenen. Hemen hemen aynısı yani. İşte o yüzden Randy'nin Shane'in takımına girmesi hani çok şey hani güzel bir iş olabilir. Lakin hani Brizango falan filan onları aşar bu. Hani yani ciddiyim onları aşar. Şey ben Owens'a kesin Ziggler'ın Owens takımına gireceğini düşünüyorum. Aiden English'in gireceğini düşünüyorum. Başka kim olur diye bir düşünüyorum. Başka aklıma gelmiyor. Ha, Owens var. İki kişi daha kalıyor. Ha, onlar Usos olabilir. Usos olabilir. O zaman bu Usos'ların kemeri kaybetmeyeceği anlamına da kemeri kazanacağı anlamına gelmiyor olabilir yani. Yani o kemerli kemersiz fark etmez o ya. Hani nasıl geldikleri. Bilmiyorum. Şey aslında. Peki New Day'i çekebilir mi yanına? Anmıyorum ben ya. Zor biraz ya. Ya hani 3 kişiler ya o yüzden zor biraz. İkisini alırlar. Biri gereken arada şey yapar. Woods olur tabii o doğal olarak. Alıştığı rolde. Yani abi ya ben şey Woods'un da sadece ring kenarında takılmasından dev üzülüyorum adam çünkü çok yetenekli. Çok çok olağanüstü WWE standartlarının dışında bir hani güreş yeteneği var herifin ya ring içi yeteneği. Ya bir de ring dışında da çok büyük işler yapıyor biliyorsun zaten. Up Down Down kanalı olsun. Ya WWE'nin elindeki en büyük asetlerden biri yani hani şu dönemde. Kesinlikle. Hani şeyleri ben falan hani yeni nesli main eventer potansiyeli olanları falan filan da hani dahil ederek abi Woods WWE'nin şu elindeki şu anda en kullanışlı 6-7 isminden biri yani hani. O yüzden çok çok yani çok şey. Yani Shane'in yanına nasıl olur? Abi Shane'in yanına Sami Zayn artı New Day olur mu acaba ya? Aslında benim şu an kafamda uçuk bir şey geldi ya. Bobby Roode ne yapar abi sizce? Girer mi Survivor Series maçına? Bobby Roode... Ziggler tokatlar. Bobby Roode bu şovda da yoktu. Yani bu şovda da yoktu. Ki büyük ihtimalle bak tahmin ediyorum abi. Haftaya Ziggler Bobby Roode takip edemeyecek abi. Bobby Roode gelip bunu tokatlayacak yani. Yüksek ihtimal bu olacak haftaya. O ben olabilir şey evet. Aa dur şey tahmini yapma. Ziggler kimin tahminlerini yapar? Tek şeyle bırakmaz taklitle. Ben bir Finn Balor bekliyorum bu sefer. Bir de Elias Samson. Samson'ı yok pardon. Valla Bobby Roode kesin de. Bobby Roode kesin de diğer ikisi de olur. Bray Wyatt yapsa keşke. Keşke. Elinde lambayla geldi böyle. Ya ne bileyim bir Undertaker falan yapsa güzel olmaz mı abi? Yani bir anda böyle müzik çalıyor bir bakıyorsun Ziggler geliyor abi. Bu hafta yaptığı şey şeyin için. Ya kadın taklitleri de bekliyorum ben böyle daha değişik. Sasha Banks gibi eline gözlük gözüne gözlük eline şey boss şeyi takabilir. Veya Charlotte gibi şey gibi giyinebilir. Etamuz gibi giyinip gelebilir. Yapar mı? Hayat, abi Ziggler çok eğlendirici bir öge oldu şu iki haftadır yani. İşte ben Becky demişler. Neyse ben ya Becky'de öyle çok önemli bir şey yok yani giriş gözlük hareketi. Var. Gözlük var abi gözlüğü çıkıyor yok kadar başka bir şey yok kadında. Charlotte gibi şey yapabilir böyle ne denir ona? Bacak açma hareketi böyle bir onun bir temel bilimsel adı vardır tam hatırlayamıyorum. Sonra ters takla atıp ondan sonra ayakta durabilir. Entrance'ını biliyorsunuz zaten. Yani. Ha ben Owens konusu hakkında konuşmak istiyorum kardeş. Ben onu konuşamadım. Abi. Konuş. Segmenti abi, yani. İlk izlerken aklıma gelen ilk şey 2009'daki Randy Orton'un pantı oldu abi. Direkt olarak yani. Aklıma direkt Stephanie bu bekledim. Stephanie McMahon'ı öpmüştü. O segmenti hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Triple H. Abi kenarda kelepçeli. Adam çıldırmış doğru. Abi yani. Ve Orton gibi olmasa da bu hafta bayağı beni etkiledi. Ve Kevin Owens abi şu tarzda sonra eğer şu feyattan sonra bile şu adamı artık korkak heel yaparlarsa bu şekilde yatak arasın derim ben. Başka bir şey demem yani. Adam çünkü harbiden... Yapacaklar. Abi bence olmamalı abi. Dominant heel olmalı yani Kevin Owens. Yani Sting yapacaklar. Gibi olmalı. Yani. Korkak heel karakterlerine yakışmıyor bana ama hiçbir şekilde yakışmıyordu zaten. Abi bence... Yakışmıyor ya şey...
Ve şu, bu olaydan sonra dediğin adam ne yaptı abi? 75 yaşında herif patakladı. İşte diyorum ya. Ve ve öncesinde kovulmayacağının sözünü alarak yaptı bunu yani. Hani abi yok işte hani, şey demek istiyorum. Yani korkak heel olmasa değil ya, böyle biraz daha böyle dominant olsa daha mantıklı olmaz mı diyorum yani. Çünkü geçen seneki Reign'inde zaten Kevin Owens'tan bir şey yoktu zaten. Reign neredeyse her anını Chris Jericho atılıyor şu an onun Reign'in mesela. Öyleydi. Evet, bu, abi Goldberg demişken Goldberg devrede güzel hatırlayan var mı? Onun Allah belasını versin. Belası demeyeyim de güreş ringinden uzak olsun yani olabildiği kadar. Sadece seyirci olarak gelsin. Hatta ona da gelmesin. Otursun evinde. Neyse istiyorsan kapa ya, gir yayını da. Yani kapanış. Kanka kapanışı yap. Kapanışı yap. Ben sana Meyang kullanalım. Ben orayı keseyim. Tamam o zaman. Kapanışı yapalım. Sonra kaydetmeyeceğimiz kısım için şey konuşuruz. Neyse. Ondan sonra hoşça kalın arkadaşlar.